geldi. Hayatının bir dönemini de köyünde geçirmeye karar verdi. Çocukluğu burada geçmişti ve şimdi yine bu köyde büyük bir, muhteşem bir müzeyle köyüne hizmette bulunuyor. Aslında Anadolu'ya hizmette bulunuyor. Sadece Anadolu'ya, Türkiye'ye de değil, Avrupa'ya da uluslararası anlamda büyük bir müzeyle hizmette bulunuyor diyebiliriz. Ben size konuklarımı tanıştırayım öncelikle. Gökhan Zeybek, Bayburtludur kendisi. Bayburtlu ve İstanbul milletvekili ama bir Bayburt aşığı. Bayburt'tan hiç vazgeçmemiş. Ben dün birlikte dolaşınca sokakta Bayburt'a olan tutkusunu canlı tanık olarak da görmüş oldum. Gökhan Bey hoş geldiniz. Aslında biz sizin kente hoş geldik. Görkemli hatıralar, Bayburt'a hoş geldi ve Baksı Müzesi'ne hoş geldi. Bugün umuyorum bu acının içinde, bu üzüntünün içinde insanımızın geleceğe umutla bakmasını sağlayacak bir yayın gerçekleşecek. Ve Sayın Hüsamettin Koçan hocamızın başarmış olduğu hikayenin gelecekte ülkemize yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. Evet. Hüsamettin Koçan, Profesör Doktor Hüsamettin Koçan. Hocam size kendisini tanıtsın. Doğduğu köy burası ve doğduğu köyde inanın sanki bir uzay üssü gibi o görüntüler geliyor mu sevgili Kürşat? Bugün yönetmen koltuğunda Kürşat var. Kutay yarınki Edremit yayını için Edremit'e gitti. Biz bu akşam buradan Balıkesir'e geçeceğiz Bayburt'tan. Yarın orada yayınımız var. Görkemli Hatıralar. Hocam hoş geldiniz. Memleketinizdeyiz, köyünüzdeyiz. Sanatı, insanı ve coşkuyu herhalde bir araya getiren muhteşem bir mekan diyebiliriz, değil mi buraya? Çok teşekkür ederim ve siz de hoş geldiniz ve de çok memnunum. Bir tarafından tabii çok üzgünüz ülkemizdeki bu sel felaketinden ve bizi sürekli olarak tehdit eden bir doğal felaketler zinciri içerisinden geçiyoruz. Ama hayat devam ediyor ve ağaçların yerine yeni ağaçlar dikeceğiz. Benim niyetim bu yakında bizim köye o ağaçlara bir yanıt olarak bir orman yapabiliriz diye düşündüm. Ve de galiba bu sellerin engellenmesi için de daha doğayla saygılı bir ilişki kuracağız diye düşündüm. Onun için de bütün bu üzüntüler içerisinde umudu seslendirmek de zorundayız. Umut için bir gelecek inşa etmek zorundayız. Sizin bu yayınınızla doğrusunu isterseniz benim ve eşimin 20 yıllık umudu için son derece onur verici bir şeydir, destektir diye düşünüyorum ayrıca size ve Sayın Zeybe'ye, milletvekilimize, benim yakın dostuma çok teşekkür ediyorum. Sanatçı dostlarımız tabii bizi hep onurlandırıyorlar. Onlar olmadan hayat daha güzel olmuyor. Onun için onlara da teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz Teşekkür diyorum. ederiz hocam. Evet. Hocam burası şimdi sevgili seyirciler Kürşat tepeden görüntülerini verirsen ben hocamla biraz anlatmasını isteyeceğim. Şimdi burası köyün bir noktası ve bu köyün bir noktasına bir gün gece uyurken mi ne zaman aklınıza geldi? Gideyim köyüme. Yani hani köyün kentlerin öyküsü şöyle başlar. Tolstoy der ya ya bir insan yolculuğa çıkar ya da kente bir yabancı gelir. Doğru. Aslında Mehmet Ali Öney için bunu konuşacağız biraz sonra. Bu Bayburt'a gelmiş efsanevi valilerden birisidir. Bir valinin Ali Ali Haydar Bey. Haydar Öney. Ali Haydar Öney'in buraya bu damgasını konuşacağız. Sadece buraya değil, Giresun'a, Isparta'ya, Çankırı'ya değil mi? Bu kentlerde adı her zaman vatandaşlar tarafından anılan bir adam. Bir valiydi. Allah rahmet eylesin aramızdan ayrıldı. Nasıl oluştu bu proje? Köyünüze gelip bir müze yapmak fikri nasıl olgunlaştı kafanızda? Evet, yani bu aslında uzunca bir hikaye ama fırsatım olursa Üç memnuniyetle saatimiz anlatırım. var. Öyle mi? Dönem Peki, dönem çok teşekkür ederim. anlatacağız. Şimdi Siz en beni son hangi üniversitedeydiniz? Dekandınız. Marmara Üniversitesi'nden emekli oldum 2006'da. Sonra özel üniversitelere geçtim. Hangi bölüm? Ha, evet, devam edin. Okan Üniversitesi'nde. Marmara'da 3 dönem dekanlık yaptım. Güzel sanatlar. Evet, benim ilk resmi koltuk görevim odur. Onun dışında hiç şey olmadım. Ne ana bilim dalı başkanı oldum, ne dernekçilik yaptım. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, bu UNESCO AİYAP. Şimdi bizim Bedirhoğlu'nun başkanı.
Onun kurucusularından biriydim ve orada da 7 yıl başkanlık yaptım. Onun için benim akademik hayatım hep standartlar diye kabul ettiğimiz şeyleri dönüştürmek üstünden yürüdü. Ve de fakültede yeni bir eğitim modeli getirdik. Fakültenin duvarlarını aşağı indirdik. Komşularla ilişki kurduk. Ve komşuları bütün etkinliklerimize, bütün toplantılarımıza devam ettik. Benim kuşağım 68 kuşağı. Bizim kuşak toplumun geleceğinden hep kendisini sorumlu tutmuş bir kuşaktır. Onun için de hep şöyle düşündük. Biz müdahale etmezsek insan daha mutlu olamaz. Onun için de biz insanın mutluluğuna adanmış bir kuşağız. O nedenle de benim Baksı'ya gelme meselemde ben bir gurbetçi babanın oğluyum. Babam şuradaki şu sırttan gelir, onun adı Ged'dir. Her sene son baharda kar yağınca biz abimle ki tanıştınız buraya çıkar babamı beklerdik. Her karartıya koşardık biz. Onun için onun bizde derin bir etkisi var. O nedenle de babamı en son İstanbul'da vefat edince köyüne getirdim. Ve onu babam istiyor da diye düşündüm. Geldim gördüm ki bizim köyde her şey değişmiş. Bizim konaklarımız vardı. Bu konaklar birer kültür merkeziydi. Aşıklar atışırdı. Orada şeyler, sosyal sorunlar tartışılırdı. Cenk hikayeler okunurdu. Masallar Dede anlatılırdı. Korkut hikayeleri. Tabii ki, tabii ki olağanüstüdür onlar. Hatta bizim Hicrani Baba komşu köyde, Reyhani Erzurum'dan gelirdi. Kışın onlar atışırlardı. Böyle ritüelleri vardı Hicrani onlar. ile Reyhani'nin atışmaları. Evet. Çok etkili mekanlardı. Bir geldik baktık ki konaklar bitmiş. 70 küsur. Ve şey olmuş, birer küçük televizyon almışlar, siyah beyaz. Onları izliyor herkes, evine kapanmış. Ve üstelik de çok şikayetçiler, elektrikler ikide bir kesildiği için dizileri tam izleyemiyorlar. O sıra galiba kaçak gibi bir şeyler vardı da. Baktık ki bu iş böyle olmaz. Babama bir teşekkür borcum var benim hayatımda hep. Babama teşekkür için bir köy konağı yapayım dedim. Bizim Baksı projesi bir köy konağı yapma niyetiyle başladı. Başladı. Şimdi o zaman öykünün minyatür anlatımı bu. Baksı ne demek? Baksı Köy Müzesi. Baksı Köy Müzesi. Baksı'nın adı nereden geliyor? Baksı bizim köyün eski adı. Eski adı. Gılgamış'tan. Kazak ve Kırgızlar şaman yerine Baksı kullanıyorlar. Onun için de bizim köyde şamanik ritüeller çok yaygındır. Hatta vaktimiz olsa bir adak ağacımız var. Adı Huykesen. O adak ağacı bizim buranın dert babası. Sorunları olan gider onu anlatır. Dilekleri olan gider oraya bağlar. Onun için umut Aman ağacıdır o. hocam söylemeyin, şimdi bütün 84 milyon dert babası, dertli Dertli. 84 milyon.